Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bu kanalda biliyorsunuz ilk açtığım günden beri genelde gıda takviyelerinin doğru kullanımı, akılcı ve bilimsel kullanımıyla ilgili bilgiler paylaşıyorum. Benim de uzmanlık alanım zaten gıda takviyeleri. Eski videolarımda size zaman zaman aslında bazı trikler verdim. Yani bir gıda takviyesi kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bundan bahsettim. Örneğin bir balık yağı konusunda güvenlik sertifikaları olması gerektiğini anlattım. Magnezyum kullanımında işte formların önemli olduğunu anlattım. Multivitamin nasıl seçilir videosunda bioaktif form ne demektir? Vücutta görev alabilen formlar ne demektir? Bunlardan bahsettim ettim. Ancak değerli toplu olarak bir takviyenin anatomisini bugün masaya yatırmak istiyorum ve ben kendi hayatımda takviye seçerken nelere dikkat ediyorum? Gelin birlikte buna bakalım. Bir takviyenin anatomisi kavramını ilk defa 2 yıl önce 2. Akılcı Evrimsel Takviye Zirvesi'nde 400'e yakın sağlık profesyonelinin önünde anlatmıştım. Bu sunumu yapmamdaki amaç da şuydu. Evet ilaçlarda bir eşdeğer ilaç kavramı var. Aynı etken maddeye sahip 2 tane ilaç her ne kadar ismi farklı olsa da belli bir etki derecesini kanıtladığı takdirde eşdeğer ilaç hakkını alabiliyor. Ve biz biliyoruz ki A ilacı B ilacının %97 biyo eşdeğeri. Ancak takviyelerde maalesef bu şekilde bir eşdeğerlikten söz edemeyiz. Çünkü bir takviyenin birebir aynı olabilmesi için birçok parametre var. Yani bazen işte A magnezyumu B magnezyumun aynısı. İşte içine bakıyoruz. Bunda da magnezyum glisinat var. Bunda da magnezyum glisinat var diyebiliyoruz. Ancak işte onun tablet veya kapsül olmasından tutun ham maddenin kalitesine kadar, yanındaki yardımcı bileşenlere kadar, stabilite, raf ömrü ve canlılığa kadar birçok parametre o takviyeyi etkileyebilir. Dolayısıyla A magnezyumuyla B magnezyumu birebir aynı değildir. İşte bu noktada ben bir takviyenin anatomisini ortaya koyarken 10 tane maddede bunları sınıflandırmıştım. Neydi onlar? Bir, takviyenin farmasötik formu. Bunu birazdan daha da detaylandıracağım. 2- içerisindeki etken maddenin formu. 3 kullanım yolu, 4 biyo yararlanım, 5 stabilite, raf ömrü ve canlılık, 6 sinerjistik etki, 7 doğru formül, doğru doz ve klinik çalışmalara uygunluk, 8 bu takviyeleri akılcı ve bilimsel kullanmak, 9 etiket okuma ve 10 üreticinin vicdanı olarak bunları sınıflandırmıştım. Gelin şimdi bu maddelere tek tek göz atalım. Evet bir takviyenin farkı daha buradan başlıyor. Neyi kastediyorum? Tablet veya kapsül olması yani takviyenin farmasötik formundan bahsediyorum. Ben takviye kullanırken genelde kapsül formundaki takviyeleri kullanmayı tercih ediyorum. Bunun bazı sebepleri var. Bir, tabletler genelde etken maddeyi sığdırabilmek için daha büyük olabiliyor. Yani bir tane büyük tablet yutmaktansa iki tane küçük kapsül yutmak daha mantıklı ve kullanım kolaylığı sağlıyor. İki, biliyorsunuz daha önceki birçok videomda mide asidinin önemini, bağırsak enzimlerinin önemini defalarca anlattım. Günümüzde toplumumuzun önemli bir kısmında gerçekten mide asidi problemi var. Yani ciddi bir şekilde mide koruyucu kullanımı söz konusu. İdeal bir mide asidliği olmadığında ve ideal bir bağırsak sağlığı olmadığında kullandığımız tabletleri midemiz ve bağırsağımız tam anlamıyla eritemeyebiliyor. Çünkü tablet makinesi o ham maddeyi ciddi bir şekilde pres yapıyor. Yani sıkıştırıyor ve tabletlerin birçoğu midede ve bağırsakta emilemeden geri kanalizasyona karışabiliyor. Ben hatta kanalizasyonları zengin etmeyin diyorum. Kapsül olduğunda ise dışına siz bitkisel kapsülü koyup içine etken maddeyi koyduğunuzda direkt olarak o bitkisel kapsül eridiğinde içerisindeki tozu bağırsağa salıyor. Ve daha yüksek bir o yararlanım elde edebiliyoruz. Ancak benim için en önemli faktör temiz etikete kapsüllerin daha çok müsait olması. Temiz etiket nedir? Biliyorsunuz e, sağlık için bir takviye alırken yanındaki yardımcı bileşenlerden korunmak önemli. Siz bir şeyi tablet haline getirmeniz için topaklanmayı önleyici, sertleştirici, kayganlaştırıcı, kaplayıcı, renklendirici gibi bir sürü yardımcı bileşen koymanız gerekiyor. Ancak bitkisel kapsül yaptığınızda dışına bitkisel kapsül, içine de etken maddeyi koyduğunuzda daha temiz etikete sahip yardımcı bileşenlerden arındırılmış bir şekilde takviye kullanabiliyoruz ve son olarak da kapsülü özelleştirebiliyoruz. Örneğin bağırsakta açılması gereken kapsülleri, midasiden etkilenen kapsülleri bağırsakta açılan kapsüle koyabiliyoruz. Yine daha önce menotonin videomda anlatmıştım. Kapsül içi kapsül teknolojisiyle dış kapsülü midede, iç kapsülü bağırsakta çözündürebiliyoruz. Veya birbiriyle karışmaması gereken etken maddeleri de bu şekilde ayrı kapsüllerde verebiliyoruz. Bu nedenle kullandığınız takviyenin farmasötik formu önemli. İkinci madde kullandığımız etken maddenin formu. Ne demek istiyorum? Bazı mineraller, vitaminler vücuda girdikten sonra reaksiyonlara girebilmek için aktif versiyonlarına dönüşmesi gerekiyor. Bunlara bioaktif form diyoruz. Örneğin B12 vitamini vücutta reaksiyonlara metil adenozilkobalamin adenozil veya hidroksikobalamin formlarında girer Ancak sentetik B12 takviyelerinde veya ilaçlarında siyano kobalamin olan form vücutta görev alabilen bir form değildir. Siz siyano kobalamin kullandığınızda önce bu molekülün diğer formlara dönüşmesi lazım ve sonra reaksiyonlara girebilir hale geliyor. Ancak biz işte aktif formlarda takviye kullandığımızda yani metil kobalamin, adenozil kobalamin veya hidroksikobalamin formlarında bir B12 aldığımızda bu takviyeyi direkt olarak reaksiyonlara girebilir şekilde aktif formda almış oluyoruz. Bunu çoğaltabiliriz. Örneğin sentetik folik asit yerine metil folat formunda bir B9 vitamini kullanmak, B6 vitaminini piridoksin yerine piridoksal 5 fosfat formunda kullanmak, işte magnezyumun magnezyum oksit gibi emilimi zayıf formlar yerine magnezyum malat, glisinat, sitrat gibi formlar kullanmak. Mesela yine geçtiğimiz dönemde videosunu çekmiştim. B1 vitaminini tiamin yerine benfotiamin olarak kullanmak hem yağda hem suda eriyebildiği için özellikle beyin dokuya, nöronlara, sinir hücrelerine daha iyi geçebiliyordu. Takviye kullanırken elimizi kolaylaştıracaktır. İşte buna da aktif formda, bioaktif formda takviye kullanmak diyoruz. 3. Kullanım yolu. Bu da çok önemli. Örneğin B12 videosunda birçok defa bahsettim. Yine kitabımda da hep anlatıyorum. Ne demiştim orada? B12 eksikliği hep et yememeye bağlanır ama Adana'da benim kahvaltıda bile ciğer yiyen vatandaşımda da B12 eksik. Neden? Çünkü B12'nin emilebilmesi için iyi bir midesine ihtiyaç var. İyi bir bağırsak sağlığına ihtiyaç var. Zaten toplumun mide sağlığı ve bağırsak sağlığında problem var. Bu nedenle siz ciğer yeseniz bile B12'yi yükseltemezken yutularak kullanılan bir ilaçla veya takviyeyle Yine B12'yi yükseltmek çok zor olacaktır. E burada bizim yardımımıza ne koşuyor? Dil altından emilen B12 takviyeleri daha yüksek biyo ve hızlı bir şekilde replasman elde edebilmemizi sağlıyor. Bunun gibi takviyeyi nasıl kullandığınız da önemli. Veya mide asidinden etkilenebilecek etken maddeleri siz bağırsakta açılan kapsüle koyarsanız mide asitinden etkilenmeden direkt olarak o molekülü bağırsağa göndermiş olursunuz. Bu da yine emilimi etkilenmeden takviye kullanabilmenizi sağlar. Bu nedenle kullanım yolu da takviye kullanırken oldukça önemli. Bir diğer maddemiz biyo yararlanım. Biyo yararlanım nedir? Bir takviye bağırsaktan emilmesiyle de iş bitmiyor. Evet bağırsaktan emilebilir. Sonra hedef dokuya gidebiliyor mu? Örneğin beyne iyi oranda geçebiliyor mu? Kaslara iyi oranda geçebiliyor mu? Hedef hücreye kadar gidebiliyor mu? Bu bütün sürece biz biyo yararlanım diyoruz. İşte burada da bazı hammadde teknolojileri hücreye kadar molekülü ulaştırma adına bize yardımcı olabiliyor. Mesela lipozomal takviyeler normal takviyelere göre daha yüksek emilime sahip olabiliyor. Mesela normal bir berberin kullanmaktansa lipozomal berberin kullandığınızda 5 kat daha fazla hücreye ulaşabiliyoruz. Aynı şekilde daha önce demir videomda da anlatmıştım. Nano moleküler boyuta sahip bir demir takviyesi kullandığınızda Çok daha hızlı demir depolarını doldurabiliyoruz örneğin İşte bunun gibi Kullandığınız takviyedeki ham maddenin de ekstra teknolojilere ekstra özelliklere sahip olması Elde edilen faydayı artıracaktır Beşinci maddemiz stabilite raf ömrü ve canlılık Siz bir takviyeyi üretmenizle süreç bitmiyor Önemli olan son kullanma tarihine kadar İçerisinde ilk üretimde koyduğunuz etken maddeyi hala taşıyabiliyor olması lazım. Ne yapacağız? Evde alıp bunları analiz yapacak halimiz yok. Bu nedenle işte güvenilir üreticilerin ürettiği takviyeleri kullanmak, işte eczane koşullarında depolanmış takviyeleri kullanmak, nerede üretildiği belli olmayan takviyelerden uzak durmak. Önemli, örneğin bu probiyotikler için oldukça önemli. Probiyotikler eğer gerekli kontroller yapılmıyorsa raf ömrünün sonuna kadar ölebilir ve aldığınızda içinde canlı bir bakteri olmayabilir. Aynı zamanda çalışmalarda K2 vitamininin de rafta durdukça bozulabildiği gösterilmiş. Ama mikro enkapsüle K2 vitamini kullandığınızda raf ömrünün sonuna kadar stabil bir şekilde kalabiliyor demiştim. İşte bu noktada da kullandığınız takviyenin stabil olması oldukça önemli. 6. maddemiz sinerjistik etki. Örneğin bir berberini siz tek başına kullanmanızdansa berberinin yanında silimarin yani deve dikeni eksiresi de kullanmanız elde edilen faydayı artırmaktadır. Yani sinerjistik etki nedir? 1 artı 1 eşittir 2 değil. Bazen öyle iki şeyi bir arada kullanırsınız ki 1 artı 1 5 yapar. Sinerjistik etkiyle de bunu kastediyorum. Mesela magnezyumla B6 vitamini Vücutta birçok yerde birlikte çalışır. Mesela serotonin sentezlenmesinde, dopamin sentezlenmesinde, enerji üretiminde. Bu nedenle kullandığınız magnezyum takviyesinde B6 vitamini ve özellikle bunun aktif formu piridoksal 5 fosfat içeriyor olması sinerjistik olarak birbirinin etkisini artıracaktır. Yedinci maddemiz ise doğru formül, doğru doz ve klinik çalışmalara uygunluk probiyotik videomda özellikle altını çizerek bahsetmiştim. Canlılık, yararlılık, yeterlilik çok önemli demiştim. İşte bu yeterlilik kavramı örneğin probiyotiklerde oldukça önemli. Yani klinik çalışma size 10 milyar bakteri içeren bir takviye kullan diyorsa siz o probiyoti günde 10 milyar bakteri içeren bir şekilde kullanmanız lazım. Veya yine unutkanlık videomda bahsetmiştim. Magnezyum el formu. Bir klinik çalışmalar bize ne diyor? 70 kilo bir insanın 1500 mg magnezyum kullanması lazım diyor. Yani yaklaşık kilogram başına 20-25 mg denk gelecek şekilde kullanılması gerektiğini söylüyor. E hal böyleyken siz gidip 500 mg bir magnezyum el kullandığınızda tam anlamıyla fayda göremeyebilirsiniz. Veya bir multivitamin kullandığınızda sırf adı olsun diye her bileşenin az az konulduğu işte 2'şer mg, 3'er mg C vitamini konulduğu Konulan, çinko konulan ve bunların hepsinin de pasif formda olduğu bir multivitamin kullandığınızda da tam anlamıyla bir fayda göremeyebilirsiniz. O nedenle kullandığınız takviyenin gerekli dozu karşılıyor olması lazım ve varsa klinik çalışmalara uygun bir şekilde planlanmış olması önemli. Evet 8. maddemiz etiket okuma. Buna ben çok önem veriyorum. Neden? Çünkü artık marketlerde, kozmetik storlarda, kasanın yanında da takviyeler satılıyor. Veya network marketingle altın günlerinde kadınlar birbirine takviye satıyorlar. Ve işte bu videonun aslında temel amacı da bu. İşte bu etiket okuma olmadığı için... Siz balık yağı kullandığınızı sanıyorsunuz aslında içerisinde balık yağı yok denecek kadar az ve işin daha da kötüsü bu takviyeler çok yüksek fiyatlara satılıp insanlar suistimal edilebiliyor içinde etken madde olmadığı halde. işte burada biz sağlık okur yazarlığımızı geliştirmemiz lazım. Zaten bu kanaldaki bütün videolar, kitabım buna hizmet ediyor. Örneğin balık yağından örnek verecek olursak, geçenlerde bir markette bir balık yağı gördüm. Önünde kocaman 1 gram balık yağı içerir yazıyor. Ancak arkasını çevirip baktığınızda 180 mg EPA, 120 mg DHA olduğunu görüyorsunuz. Bir başka balık yağı daha var ki Onda da 1 gram balık yağı var. Ancak arkasını çevirip baktığınızda 500 mg EPA, 250 mg DHA olduğunu görüyorsunuz. Yani birinde 1 gram balık yağının sadece 300 mg'ı net omega-3, birinde 1 gram balık yağının 750 mg'ı net omega-3. Diğer kalan artık kısım ne? Diğer yağ asitleri. İşte burada siz 1 gram balık yağı kullandığınızı sanıyorsunuz. Halbuki çok daha kalitesiz bir balık yağı Kullanmış oluyorsunuz. İşin acısı da bu niteliksiz takviyeyi yeri geliyor diğerinden çok daha para ödeyerek satın alıyorsunuz. İşte en acı kısmı da buraya dayanıyor. Bazen her şey doz demek de değildir. Bunun da altını çizeyim. Mesela magnezyum takviyesi kullanırken birisi diyor ki benim magnezyumumda 200 miligram magnezyum var ama diğerinde 150 miligram magnezyum var. Magnezyum kullanırken keramet, elemental magnezyum dozunda değildir. Sadece elma ile elmayı karşılaştırırken doz önemlidir. Yani 100 mg magnezyum glisinat 50 mg magnezyum glisinattan iyidir. Ama 150 mg magnezyum glisinat 100 mg magnezyum malattan iyi değildir. Neden? Çünkü benim amacım enerji ise 100 miligram magnezyum malat benim için daha değerlidir. Amacım gece iyi uyumak, sakinlemek, rahatlamaksa 150 miligram magnezyum glisinat benim için daha değerlidir. Yani 1 kilo demir mi daha ağırdır? 1 kilo pamuk mu daha ağırdır sorusuna benziyor. Siz eğer farklı magnezyumları birbiriyle karşılaştırırsanız. Benim amacım yastık yapmaksa pamuk benim için değerlidir veya bir Eşya yapmaksa değerli, demir benim için daha değerlidir. Keramet elemental magnezyum dozunda olsaydı mesela emilimi zayıf olan magnezyum oksit ilaçlarda 350-400 mg magnezyum var. O zaman en etkili magnezyumun o olması gerekirdi. Ama bağırsaktan bile emilemiyor ve hücrelere kadar ulaşamıyor. Yani burada da keramet elemental magnezyumda değildir. Bunu da kitabımda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Dokuzuncu madde tabii ki de bu takviyelerin akılcı ve bilimsel temelde kullanımı. Zaten yazdığım kitapta da bunu anlatmaya çalıştım. Orada takviyeleri üçe ayırmıştım. Bir, her gün kullanılması gereken, her gün olmasa da hayatımızda hep var olması gereken takviyeler demiştim. Neydi onlar? Omega 3, magnezyum, D vitamini, K2 vitamini, zaman zaman iot, gibi hayatımızın hep bir köşesinde olması gereken takviyeler var demiştim. 2 düzey takibiyle kullanılması gereken takviyeler var. Nedir bunlar? Demiriniz düştüyse demiri yerine koyarsınız. B12'niz düştüyse B12'yi yerine koyarsınız. Folik asitiniz düştüyse folik asit yerine koyarsınız ve hayatınıza devam edersiniz. Yani bunlar yıl boyu kullanılmaz düştükçe yerine konulur ve e, takip edilir. 3 bir de amaca göre takviyeler vardı. İşte bir eklem sorunu varsa o eklem sağlığını artırmaya yönelik takviyeler. Diyabet varsa o insülin direncine yönelik takviyeler. Kronik yorgunluk varsa ona göre takviyeler. Cilt sağlığı için belki zaman zaman kolajen vesaire eklenebilir demiştim. İşte bir de amaca göre takviyeler vardı. Bu takviyeleri de doğru şekilde, doğru zamanda kullanmak önemli. Yani sizin D vitamininiz dipteyse, demiriniz dipteyse magnezyum kullanmıyorsanız omega 3 kullanmıyorsanız yıl boyu C vitamini kullansanız da propolis kullansanız da bağışıklığınız güçlü değildir. İşte bu mantığı anlatmaya çalışıyorum. 10 ve son madde Üreticinin vicdanında oldukça önemli maalesef işte dediğim gibi envai çeşit takviye piyasada bulunuyor niteliklisi niteliksizi bu anlamda her duyduğunuza inanmadan nerede üretildiği belli olmayan nasıl bir marka olduğunu bilmediğiniz bugün var yarın yok takviyelerden uzak durmakta mesafeli olmakta fayda var. Evet bugün sizlere bir takviyenin anatomisinden bahsettim kendi hayatımda da takviye kullanırken nelere dikkat ediyorum ve siz de bir takviye seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor farkındalık oluşturmaya çalıştım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.